arkadaşlar yönetimden istifa ettiler. İnsanlar geçici yönetim oluşturmamız gerekiyor. Bize önerebileceğiniz isim var mı? Aylaklar yönetimi düştü. Yeni bir toplantı düzenliyorlar. Size sakinlerden Levent Bey. İki tane arkadaşla birlikte kendisi bunu söyledi. Konuşma yapıyor. Dün akşam toplantı yapılıyor. Hakimi, acımasızca 3 kişi eleştiriyor. Avukat olan arkadaşını da konuşmak için. Provokasyon yapıyorlar. Şimdi Levent Bey konuşma yapıyor. Site daha kötüye gidecek. Site daha berbat olacak. Şu gördüğünüz taziye yerini yaptıran benim Hasan Gürsoy. Esenler gazetesinin sahibidir. Hasan abi süreci çok iyi bilirsin. Belki bile onun altında bayan komşularımızla ilgili spor salonu yaptırabilmek için kaymakamlıkla halk eğitim merkeziyle 3 ay boyunca kavga dövüş spor salonunu yaptıran biziz. 12-24 bu ayda birlikte 26 aydır yönetimde olan arkadaşlar çakmış oldukları bir tane çiviyi söylesin, hep birlikte alkışlayalım arkadaşlar. Eleştirmiyorum onları, iyi ya da kötü. Allah razı olsun, hizmet ettiler. Yanlışları, doğruları, onlarla konuşmayacağım ki bu süreçte zaten sitenin gelir gider defterlerinin hepsi mali müşavir tarafından incelenecek. Dedi ki herkese şeffaf bilgiler. Aylık'a zam yapacaksanız kat maliklerini bilgilendirin. Otoparka giren dünya kadar araç var, bunlarla alakalı önlem alın. Ya ben duyuyorum. İki tane giriş var. Birisi abonman girişi, bir tanesi misafir girişi. Bir yıl önce baskıyla karar aldırdık. Misafir girişini yasaklayın kardeşim. Misafir girişine gidin bakın, kuyruk var. Abonman girişinden geçiyor arkadaş, abone değil. Güveniliyor ki çok özür diliyorum, ne olur bağışlayın. Bunların hepsini hep beraber yaşıyoruz. Açsan alan kapıyı. Güveniliyorum ki niye açıyorsun? Abi yönetim arkamda durmuyor ki. Doğru. Sen o adamın arkasında durmazsan burada ya da burada oturmayan şahıs gelir. Niye bariyer açmıyorsun diye iner güvenliği tokatlar. İner güvenliği hakaret eder. Bunlar bizim seçtiğimiz temsilciler. Ama geldiğimiz hal belli. Üzülerek belirteyim. Keşke dün cumartesi saat 12'de yapılan toplantıda yönetim kurulunda olan arkadaşlar nasıl seçilerek geldilerse öyle de sandığı insanların önüne getirip koysalardı. Seçim kaybederek gitselerdi daha iyi olur. Yani ben buraya kadar getirdim, daha çok perişan olursunuz, biz yokuz, istifa ediyoruz. Valla kimse buranın kurtarıcı meleği falan değil. Bu aidatı ödeyen buradaki toplum. Sen de hizmet vereceksen vermek zorundasın. Vermediğin zaman da birileri seni Asya Hukuk Mahkemesi'ne, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gerekli yerlere şikayetini yapar. Ondan sonra da baştan aşağı tek tek sorgularız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben Erdal abiye veriyorum. Bu yönetimi değiştirmemizin sebebi söyleyeyim. 2 trilyon bir açımız var. Söyleyeyim abi. Yolculuk. O konuda bir düşünceniz varsa herkes bunu... Daire daire tebliğ edilen bir karar vardı 2019 yılında. Ben yazıyı birebir okuyayım. Site yönetiminin yazmış olduğu yazı bu. Sizlere de geldi. Hak sahibi ya da kiracı fark etmez, her daire gelmişti. Buna göre 2019-2020 yılı işletme bütçesinde güvenlik personeli yıllık maliyet hesaplaması yapılarak İşletme bütçesi gider kalemi olarak gösterilmiş ve güvenlik personelleri istihdam edilmiş olmasına rağmen aidat bedellerine yansıtılmamıştır. Aidat bedellerine yansıtılmayan bu maliyet bedelinin hizmet alınmış olmasına rağmen kat maliklerimize rücu edilmemesi ve kurum faturalarında gecikmeler sebebiyle 2019-2020 yılı bütçesi kar zarar hesaplamasında 938.242.94 TL zarar olmasına neden oluşmuştur. Bu zararın bütçeye dahil edilmeyen güvenlik personeli gideriyle bütçede oluşan açık sonrasında kurumlara ödemelerdeki aksama sebebiyle doğal faiz ve komisyon yükümlülüklerinin tanzim edilebilmesi adına önceki yönetime karşı hukuki süreç tarafımızla başlatılarak takipçisi olunacaktır. Bunu ben yazmıyorum. Çok özür. Hukuki süreç ne kadar sürecek? Söyleyeyim. Bunu ben yazmıyorum. Bunu yazan bizim seçtiğimiz blok temsilcisi ve yönetici arkadaşlarımız. Ne durumdayız şu an? Söylüyorum bakın. İsimle söyleyeceğim. Çok sıkıntı değil. Yunus Kuzu A11 blok temsilcisi. Oturduğum bloğun temsilcisi. Şerefin namusunu üzerine yemin ederek söylüyorum. Defaatle sordum. Mahkemeye dava açtınız mı? Evet, ben de. Evet, açtık. 3 ay sonra tekrar soruyorum. Dava açtınız mı? Evet açtık. Avukatımız Erdal Bey. Erdal Bey defalarca bu davayla bizim diğer davaları birleştirelim abi. Buradaki halka menfaat olsun.
Bu parayı geri getirelim diye. Fethi Bey, Erdal Bey'in ortağı. Bize dosya numarası verin, davaya müdahil olun. Defalarca dosya numarası istememe rağmen yönetim bana dosya numarası vermedi. En son bir tane blok temsilcisine sordum, Serkan Şenvarıcı. Serkan, bu dava açıldı mı diye. Hayır, bu davayı açmadık. Bütçede para yok. Niye alıyorsunuz kardeşim her ay 10 bin lira, 20 bin lira? İki ay almayın. Şu davayı açın. Ödenen 700 bin lira yasal faizi milletin kasasına geri koyun. Niye alıyorsunuz, yapıyorsunuz? Bütçede paramız yok. Siteye anlaştığınız avukat bizden 20 bin lira para istiyor. Geçtim. Tarık Büyükoral blok temsilcisi değil, adaydı. 13 tane blok temsilcisinin vekalet vermesi gerekirken içinde vekalet vermeyen blok temsilcileriniz var. Ben bu blokta oturmuyorum, vekalet vermiyorum. Niye seçildin kardeşim? Kimi temsil ediyorsun sen? Tarık Büyükoğlu'ndan pandemi döneminde huzuruna noteri göndererek vekalet alıyorlar. Avukat Bey, bu konular hakkında sizin daha çok bilginiz var. Mücbir sebepler ya da farklı sebeplerden ötürü notere gitmiyorsunuz. Noter sizin ayağınıza geliyor. Kaç kat para alıyor sizden? En az 2-3 kat. En az 3 kat fazlasını alıyoruz. Peki sen bu parayı cebinden ödemedin, buradaki insanların aidatlarından ödedin. 10 bin lira, 20 bin lira vekalet ücreti.